Ya hayır ya. Aa, inanamıyorum. Allah belamı versin artık benim, tamam mı? Dedim mi? Veriyor yavaş yavaş. Ama bu saçmalık artık ya. Tavşan kanı bunlar. Soğutur artık ama. Misafirsin dedi. İlk bana çarkı çevirdin. Halime bak. Hocam Cemre ağlıyor. Tuvalete gidebilir miyiz? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok eğlenceli bir videoyla da karşınızdayız. Bugün çarkı çevirmeyi son bırakan kazanır oynayacağız. Ve kiminle oynayacağız? Cemre ile oynayacağız. Merhaba Cemre. Merhaba Meryem. İlk tanışmamız biraz heyecanlı oldu. Biraz da galiba action'lı olacak gibi duruyor. Birazcık da tatsız mı olacak acaba? Çünkü görevlere bakıyorum. Gerçekten zorlu şeyler var. Ben bakmamayı tercih ediyorum. Böyle uzaktan uzaktan. Şimdi burada ilk olarak gözüme ne çarpıyor? Bir kaşlarını kazı. Kaşlarını kazı biliyor musun? En korktuklarımdan birisi. Burada şarkı söyle, şiir oku ve havuzun etrafında 5 tur koş gibi de görevlerimiz var. Umarım havuzun etrafında 5 tur koşarım çünkü sesim gerçekten çok kötü. Başlıyorum. Tamam, o zaman başlayalım. Cemre çarkı çeviriyor. Of, kaşlarım gitti. Hayır, bence basit bir şey çıkacağını düşünüyorum. İnanamıyorum. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Şarkı söyle. Peki ne söylemek istiyorsun? Bu kadar gelir ya. Bu kadar istemiyorum. Bir şey diyeceğim. İstek şarkıda bulunabilir miyim? Sana aslında Edis'ten perişanım şu an. Konuya çok uygun biliyor musun? Perişanım. Ne tadım kaldı ne heyecan. Şu an konuya çok... Meryem yapıyor aslında bakarsan. Çünkü şu an şeye çok uygun duruma diye. O zaman Aleyna Tilki'den bir sen olsan bari patlat ya. Neşemizi bulalım. Sarışınım diye de bu kadar yapılmaz ki yani. Üstüme mi geliyorsun Meryem? Arkadan gülüyorlar. Burada psikolojik baskı içindeyim. Ama o sen olsan bari o... Sen olsan bari. Tamam, bunu yapmış sayıyorum. İlk görevde biraz nasıl ısınamadım. Nasıl kızardım. Ve sanki bu görevi ben yaptım daha çok gibi de hissediyorum. Bana yaptırdı. Destek oldu ama ilkti o yüzden. Bütün şeyini burada kullandı Joker'in şu anda. Tamam, çeviriyorum o zaman. Çevir. Bana da böyle bir şey gelsin ya, ben bunlara okeyim. Ben bilerek yavaş çevirdim. Meryem nasıl abandı bak. Ya ama hayır ya. En o gelmesini istemediklerimden birisi bu. Meryem afiyet olsun. Allah kahretsin ya. Of, getirin tamam. İşte bu. Afiyet olsun. Sanki tatlı geldi gibi. Yeter değil mi? Yeterli. Kesinlikle yeterli. Oradan çıkıyor gözlerim yaşarken. Ay çok fena. Soğanı yolluyoruz. Her şeyin bir bedeli vardır. Az önce sana güldüm ya, seyret. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seyret. Hadi bakalım. Seyret. Seyret dedim ben ama. Yumurta iç geldi. Burası benim kanalım da değil şimdi. Kusamam da bu kanalda. Hayatın bu kadar adaletli olması şu an gözlerimi yaşarttı. Gerçi gözlerim soğandan da yaşarıyor olabilir şu an ama. Yumurtamız geldi arkadaşlar. Kusmak yok bu arada. Kusarsan yaptın saymam. Allah'ım. Çok zor yutması bu arada. Çok zor. Yutulmuyor. Ya benim arkadaşım 3 kere aynı şeyi ağzına sokup çıkardı. Gene de yutamadı arkadaşlar. O kadar zor. İnanmıyorsanız deneyin. Ha, böyle bırakmak istiyorsan bırakabilirsin. Hani diyorsan ki ben ilk baştan pes etmek istiyorum. Ben asla pes etmem. Vay. Şuradan aktı. Yuttun. Yuttum. Ve ilk seferde yuttun. Hocam, burada Emre'yi hakikaten alkışlamak istiyorum şu anda. Çok kötüyüm. Peçete yok mu? Peçete getirin kıza. Sesi açar derler. Keşke şarkıdan önce gelseydi. Sesi açar falan. Aa, öleceğim şimdi burada. Cemre, baba elim titriyor bak, bardağı tutamıyorum bak. Hadi bakalım. Güzel bir şeyler gelsin bana. Ben çok hızlı çeviriyorum ya. Sirke şat. Yaparım. Yaparsın, bu kolay. Yaparım. Bunda hiçbir şey yok. Şatımız geldi. Bir dakika, şu an motive oluyorum. Gerçekten. Daha içermişim bu arada. O soğanın ağzımdaki kötü tadını aldı gitti. Daha kötü bir tatla baş başa kaldım. Bir şey söyleyeyim mi? Soğanın kokusunu falan aldı götürdü. Gerçekten değil mi? Ya da benim bütün duyularım kapandı yumurtadan sonra, bilmiyorum. Çarktan korkuyorum. Düşünsene bir kere daha yumurta iç geliyormuş. Arda arda. Küt küt. Güleriz birazcık. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Burada bir komplo mu var? Arkasında mıknatıs olan mı var? Ne yapıyoruz?
Benim neler yaşadığımı sen de anlayacaksın. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Ben gerçekten hiçbir şekilde çiğ soğan yemem. Ben sanki her düzenli gün olarak düzenli olarak soğan yiyorum. Alıyorum ısırık. Ay çok kötü. An itibariyle yutuldu. Hızlı çevireceğim. Hadi güzel bir şey gelsin be. Parkta şiir oku. Ben bunu yaparım. Parkta şiir oku. Gidiyoruz. Ulusa sesleneceğim. Epik bir şekilde okuyacağım. Yağmur da yağıyor hafif böyle. Duygusal bir şiir okuyacağım. Ben de şey. Hadi gidelim. Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu. Ağlardım. Beni sevmiyordun. Bilirdim. Bir sevdiğin vardı. Duyardım. Çöp gibi bir oğlan. İp ince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Duygularıma hakim olamıyorum şu an. Çok duygusal. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu. Ağlardım. Ben şimdi ağlayacağım büyük ihtimalle. Gerçekten çeviriyorum şarkı. Duygudan mı ağlayacaksın acaba? Acıdan mı ağlayacağım acıdan mı bilmiyorum. Ağlayacaksın? Acı şat gelirse. Oo, müthiş olur. 15 müthiş. Bu bana gelse gerçekten yapamazdım. Gerçekten ben de yapamayabilirim ama denerim. Deneyelim. Yapmayı deneyeceğim yani. Hadi. Çekeceğim. Yapabilirsin. Acı yok. Yapacağım ama şöyle bir şey. Gel anlaşma yapalım. 5'te imzalayalım bak bunu. Bence önce bir dene. Allah'ım hayatımda hiç çınar çekmedim ki ben. Yapabilirsin. Haydi. Popo aşağıda. Zorlaştırıyormuşum işleri. 1 2 3 Müthiş gidiyorsun. 4 Cemre şınav çekmedi böyle yere eğiliyor. Kalkıyor. Yapamam. Bu kadar. Bu kadar. Kaç oldu ben sayamadım çünkü. 15 Hayatımın ilk 15 şınavı bir arada. Bravo. 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 Bravo Cemre'cim. Birazcık çalışman gerektiğini birazdan fazla çalışmam gerekiyor birazcık galiba. Birazcık merhametli davrandığımı düşünüyorum. Bakalım bana ne gelecek. Bana hep fiziksel şeyler geldi. Bana hep böyle duran şeyler geliyor. Bakalım bana ne gelecek. Bakalım ne gelecek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çay servisi. Çay servisi yap. Yapılır yani. Yapılır. Ne var ki? Hadi gidelim. Çaylar. Tavşan kanı bunlar. Nefis. Ömer Bey çay alır mısınız? Sizin için özel olarak getirdim. Aa, çok teşekkürler. Sağ olasın. Bugünlük çaylar benden. Buyurun. Cemre'cim çay alır mısın canım? Tabii ki değil. Yorgunluğunu atayım tabii ben. Yeni demlendi. Bugünlük çaylar benden. Afiyet olsun, kan olsun, can olsun. Evet Cemre'cim bütün ofisi çaylama görevinde başarıyla atlattım. Gerçekten beni zorluyorsun. Lütfen artık pes et. Ben daha pes etmem. Bana lütfen daha zor şeylerle gelinsin bu arada. Ben çeviriyorum. Çeviriyorsun. Bak şimdi daha zor ne biliyor musun? Bu. Seyret. Daha zoru bu. Nedir? Evet. Nedir? Bir kaşık tarçın ye. Allah belamı versin artık benim, tamam mı? Şey diyeyim mi? Veriyor yavaş yavaş. İnceden inceden bana işliyor. Galiba gerçekten sevilmiyorum. Alayım ben tarçını. Alayım. Bayağı böyle yemek kaşığı yedim. İnsan acır çay kaşığı falan. Bunun hepsini bu arada. Bütün kaşığı istiyoruz bu sefer. Ben şimdi bunu daha önce de yaptım. Aynen. Bütün tabağı yut. Tabağı komple. Yala ötürürüz. Bu yetmez arkadaşlar. Komple şeyi getirelim içeriden. Allah kolaylık versin. Ama ya bak ben senin bu kadar gerçekten zorlanmanı görmek istemem. Bu kadar zor durumda olduğunu hiç görmek istemem. Evet üzerime tükürme lütfen şimdi tükürmen gerekecek. Nefessiz kalma. Hocam Cemre ağlıyor tuvalete gidebilir miyiz? Bakalım bana ne gelecek bunun karşılığında. Çevir. Çeviriyorum. Allah'ım yerini buldur ya Rabbim. Hadi bakalım. Ben bakmıyorum. Ben bakıyorum. Bakmıyorum. Ne geldi? Saçını kes. Yes. Yaparım ki. Ama Meryem'e bu ceza değil ki. Bu Meryem'e ceza yapacağım değil. Yapacağım şimdi tamam ne kadar ama bir dakika. Makas köre. Durun. Ne kadar keseyim? Bence yeterli. Çok fazla uçma ya. Tamam, ama şey de dedirtmem yani. Meryem onu birazcık kesin. Onu saç kesmek mi denir? Falan diye yorumlarda görmek. Çok alma ya. Sadece ucundan al. Yani ben kendimden biliyorum arkadaş. Kötü yani. Kötü bir durum.
Bak bak hoşuna gitti, daha çok kesiyor. Gerçekten geçmiş olsun şimdiden. Kestim. Bence ben bu görevi başarıyla geçtim. Ama elime daha düz geliyor. Böyle güzelleşti yani, hani bir saçı kestirince. Kız güzel. O yüzden. Ben çeviriyorum. Hadi bakalım. Bakamıyorum. Bakamıyorum. Ben bakıyorum senin. Bak. Oo! Oh! Müthiş. Enseye buz mu? Müthiş. Bir şey söyleyeyim mi? Kötü. Direkt yani buraya. Ben grip olurum Meryemciğim. Hasta olurum Meryemciğim. Diyorsan bırakabilirsin. Hastalıktan korksak yaşamazdık. Kendine gel lütfen Meryem. Biz koronayı atlatmış bir insan olarak. Buzlarımız şu anda. Of, ellerim şu. Bir tane değil, iki tane değil. Ne yazıyor orada bakalım? Hiçbir fikrim yok. Enseye buz yazıyor. Sayı bile belirtmemişler. Buz. Yani büyük ihtimal karşıdaki kişinin insafına kalmış. Hani o şekilde düşünülmüş bence çark hazırlanırken. Çok... O yüzden ben iki tane atıyorum. Yani üç de atabilirdim. Çünkü bana bir tabak buz getirildi buraya. Hazır mısın? Ellerim donuyor. Senin ellerin donuyor. Bak birazcık sana eziyet edeyim. Ciddi anlatıyor. Ha, bırakabilirsin hani şu anda, vazgeçebilirsin diye. Biraz dursun ama burada. Meryem! Bir iki tane de atmak istersen hazırım. At at. Oha! Ay! Oha! Ay! Ay çok dayanak çıktı bu kız. Vallahi helal olsun. Bütün buzları attı içime içime. Asla durdurak bilmedi. Allah'ım yarabbim. Ne geliyor, ne geliyor? Sirke şan. Ya gene mi ya? Bu da benim şansım. Allah Allah. Niye sirke şans geliyor? Kolay bu kadar da olmaz. Kolay değil. Ben çok dayanıklıyım ve kolay olduğunu zannediyorsunuz aslında. Zor bir şey. Tamam içiyorum. Cheers. Hadi. Ay çok kötüydü, çok kötüydü, çok kötüydü. Gerçekten aşırı kötüydü. Sen devam et istersen. Çevirsen ben. Ben çeviriyorum. Of. İçim gitti. Dur, sirke şat mı? Telefon. Telefonundaki son fotoğraf. Galerindeki son söyleyeyim fotoğraf. Söyleyeyim mi? Galerindeki son şey gösteriyorum. Kedicik. Tatlı mı tatlı bir kedicik. Ondan önceki deseydin sen vardın. Çok basit bir şey geldi. Çeviriyorum o zaman ben. Yine sirke şatken geçtim. Bir kere daha gelirse gerçekten dayanamam. Saçını kesmiş. Evet. Ya. Bu kez bu tarafı kesiyorsun. Düzlemiş oluruz en azından. Yamuktu biliyorsunuz. Ya giriyorum artık. Yani korkum kalmadı çok. Neyse çok şey yapmayayım. Kesin bana bu bir kere daha gelir. Bu tokaları taksam, her defasında bu tokaları takıyorum ama. Hadi takalım gene. Hadi. Hadi. Ne? İstediğin bir şeyi aldır. Ama ben aldırıyorum. Sen aldırıyorsun. Ben aldırıyorum. Tamam. Biliyorsunuz artık restoranlar açıldı. Ben bir kahve. Kahve. Bir Starbucks'tan bir kahvemiz var be. O zaman gidelim mi? Sen tek gidiyorsun. Ben tek mi gidiyorum? Gelmiyor musun? Yok ben gelmiyorum. Ne Helal yapayım? Olsun. Ama bak Meryemciğim ya, ben niye sana gidip kahve alayım? Ben artık bu oyunu bırakıyorum. Kahve sana feda olsun demişim. Neden hala daha? Helal olsun sana. Kaçtım ben. Helal olsun. Evet, Meryem Hanım'ın kahvesini aldım. Ama dedim ki bir tek Meryem'le olmaz. Bütün ofise aldım neredeyse arkadaşlar. Yani herkese afiyet olsun. Ceza değil, ödül benim için aslına bakarsanız. Mutlu olsunlar. Yeterli. Meryem Hanım buyurun, buyurun, buyurun kahveniz. Çok Ay, teşekkür Amerika ederim Cemre'ciğim. Ne zamandır içemiyordum valla. Özlemiştin, hasret kalmıştın. Evet, kahve verenlerin çok olsun. Birazcık uzun sürdü. Birazcık uzun sürmesinin sebebi unutmuşlar kahve yapmayı. Yeniden öğrendiler, onları bekledim biraz. Sıkıntı yaşadım aşağıda. Bakalım tadı nasıl, eski tatma. Umarım güzeldir, ağzınıza layık olmuştur umarım. Çok güzel, keşke kendine de alsaydın. Yok, bilerek almadım. Ben kahve çok... Tamam, şimdi ben çeviriyorum. O kadar kolay bir şey gelecek ki sana, bak hislerime güven. Hadi bakalım. Seri. Şöyle kolay bir şeyler. Bakıyorum. Ne geldi? Saçını kes. Ama saçmalık artık ya. Abi nasıl ya? Bu kez değişiklik yapalım, ben keseyim senin saçını. Olur kes yani, tamam ama çok da kesme. Çünkü ben böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Gerçekten, niye böyle oluyor? Gerçekten arda arda üç kere saç kes. Tokalarımı da çıkarmıyorum artık. Yok, ben çıkarma, boş çıkarma. Verdim. Oradan kesiyormuşsun değil bir mi? Bir koyuyormuşum bak. Oradan kesiyormuşsun. Ne kadar kesiyorsun bana hiç yapıldı. Görmüyorum. Bak bu yavaş yavaş canımı sıkmaya başladı. Biraz içim acıyor. Çok mu gitti ya?
Yeterli düzeyde kestik bence. Bence de kestik. Lütfen bu artık bana gelmesin ya. Ay gidiyor saçlarım yavaş yavaş. Benim birazcık sabrım ısınanıyor. Sabrım zorlanıyor. Çeviriyorum. Bak şimdi farklı bir görev istiyorsun değil mi? Buyur. Şimdi sana kahve anlatayım. Buyur farklı bir Hadi görev. Hadi bakalım. Enseye buz. Abi bu kadar görevin içinde ard arda neden hep aynı şeyler geliyor? Evet ve neden mesela enseye bu sana bir kere geldi, bana gelmiyor. Biraz can sıkmaya başladı sanki ha? Yavaştan bir sıkılmalar başladı bence de. Bırak o zaman be Cemre. Ben pes etmeyi sevmem, pes edemem. Pes et ya. Tamam o zaman ben seni pes ettirecek bir şey yapacağım şimdi. Meryem beni korkutuyorsun. Bak seni iyi hatırlamam gerekiyor. Biraz az geldi gözüme. Görmüyorum diye yapıyor bunu. Hepsini birlikte attı bu kadarı biraz vicdansızlık değil mi? Vallahi bak gerçekten beni kötü hatırlama. Bu yaptıklarım yanıma mı kalacak? Umarım yanıma kalır. Çeviriyorum. Bu sefer değişik. Biraz daha yavaş çevirdim. Ne geldi? Enseye buz. Ya. İntikam günü. Ama bir şey canım. Bu kadar hızlı adalet yani yerini bulamaz. Kalbi ben bunu kabul insana etmiyorum. Böyle işte. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Şimdi buzlar gelebilir mi lütfen? Bir de senin üstündeki dar değil mi? Evet. Güzel. Ve çok böyle güzel. Ya nasıl ya? Pes edebilirsin. Şu Asla. An bırakabilirsin. Yok canım. Şu anda oyunu bırakabilirsin. Zaten burası çok sıcaktı bence. Hadi. Tamam. At hadi. İşi biraz eğlenceli hiç hale hiç böyle bir şey daha önce denemem. Daha önce hiç denemedin mi? Hayır. Buzlu suyu da döktü. Bir dakika ben bir şey denemedim dedim de daha önce buzlu küvete girmiştim o yüzden okey. Ama gene de biraz acı verici oldu sanki. Acı verici oldu biraz sırtım ıslandı. Sularıyla döktü. Biraz sırtım sıklı. Çeviriyorum. Çeviriyorsun. Enseye buz döktü. Hadi bakalım. Hazır değilim hayır ya. Hadi bakalım ben çok hazırım. Ne geldi? Parkta şiir oku. Güzel bir şiir bekliyorum senden. Hadi. Okuyalım hadi. Okursun yani. Okurum canım. Şiir de okumayacaksan ölelim yani. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor ağaçlar yapraklarda. Uzaklarda, çok uzaklarda. Sucuların hiç durmayan çıngıraklarında. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Şarkı söyleyişinden daha iyiydi. Kesinlikle. Şarkı söylememden iyi olduğuna kesinlikle eminim. Kesinlikle daha iyiydi. Çeviriyorum. Saçını kes gelirse bu sefer kahkiyi keseceğim. Ne geldi? Saçmalamayın artık. Sirke şan. Saçmalamayın artık. Oha. Ya tam kahvemi içmiştim. Yanacak. Gerçekten yan, midesi yanıyor şu an. Yanacak. Kalbim yanıyor. Kalbim yanıyor. Yemek forum. Tam böyle kahve içmiştim birazcık. Hani durumu hafifletmiştim. Pes edebilirsin ama. Üçüncü şatını vurma bence. Yo ben üçüncü şatımı da vururum gayet. Gururumla. Yoluma devam ederim. Burada da ne eğlenmem. Ne bu? Burada da eğlenmem. Bunun bu kadarı bence mideye çok zararlı da. Evet siz bu kadar içmeyin. Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Klozeti diş fırçasıyla temizle geldi Cemre. Çay servisini sana yaptırdılar. İç temizliği de bana yaptırıyorlar galiba. Temizlik de sana kaldı. Ama dersen ki ben böyle yani şeyden işlerle uğraşamam. Boktan işlerle uğraşamam. Ben kaybettim Meryem diyebilirsin. Bak işte büyülü cümleyi söyleme. Ben kaybetmem. Alayım diş fırçasını. Buyur Cemre'cim. Ekipmanım burada. Ya böyle iç dış temizlersen. Ama biraz fazla mı oluyor Meryem? Ya bir minik fazla oluyor olabilir biraz ama. Biraz fazla oluyor sanki. Diyor sanki fazla oluyor. Bence bırak yani. Ben zorlamam kimseyi burada. Basma damarıma basma. O zaman ben geliyorum. Başında duracağım. Temizlikten tabii. Emin olmam gerekiyor. Emin ol. Geliyorum seninle. Gel. Allah'ım ya Rabbim. İnşallah Meryem'e de gelir, o da burayı temizler. Ona erkek tuvaletini temizleteceğim ceza olarak. Cemre biraz elinin ucuyla yapıyorsun sanki ya. Kafamı da sokmayacağım. Direkt böyle gireyim mi içine? Ya bak şu anda biraz kendini mermeye başladı. Halime bak. Bence pırıl pırıl oldu. 10 numara oldu, parlıyor. Müthiş. Allah'ım bir klozet temizlemediğim kalmış. Cemre sana tuvaleti temizlettim ama sağlığım benim için çok değerli. O yüzden dezenfektanımı da sıkıyorum. Şimdi ben şarkı çeviriyorum. Bakalım bana ne gelecek? Havuzun etrafında 5 tur koş. Şu anda sağanak bir yağmur var. Pes edebilirsin. Hemen şu an bırakıp bu Asla. Videoyu burada sonlandırabiliriz. Asla. Koşuya başlıyorum. İnanılır gibi değil yani. Bunu yapıyorsam da ben bu yarışmayı bırakmam. Başlıyorum. 1, 2, 3. Bitmişim ben ya.
Beşinci turdayım. Bu yarışın galibi benim. İçeriye kaçıyorum şimdi. Ay, her yerim ıpıslak. Oldu. Ne oldu Meryem? Çok mu yoruldun? Valla Cemre. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bu saatten sonra ben bu yarışmayı asla bırakmam. Ya o oldu. Ne oldu? Kaybettim yani ben şu an. Yani şansını dene, çevir istiyorsan ama kazandım yani ben büyük ihtimalle. Gerçekten gönüllerin kazananı sensin ama bir tur daha çeviriyorum. Tamam. Kaşlarını kaldı. Hadi ya amma ya. Müthiş görev. Mükemmel görev. Gerçekten mi? Bunu yaparsın yani. Kaşımı kazıyım. Kaşına ne oldu? Meryemcan aldı. Meryem de unutmuşum. Meryem de unuttum. Videoda kaldı. Ama sen diyorsan ki artık Meryem yani kazıyacak Çat mısın? Aynayı da hemen getiririm kazıyacaksa. Getir aynayı. Gelsin ayna hemen. Gelsin. Ne oldu, heyecanlandın mı? Heyecanlandım, hiç beklemiyordum ben bu tepkiyi. Ayna of. Geldi. Bakayım. Kökü sende. Uzar mı gene? Kökü sende değil mi? Kendine bence bunu yapmamalısın Cemre'cim. Yani bu kadar gaza gelmeye ne gerek var? Kaybetmeyi sevmiyorum, yapımda yok. Kazıyorum bak. Kazı. Kazı. Kazı, hadi kazı. Mat çok ister. Hadi kazı. Ama kazıyamam. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Kanal senin. Oyun senin. Tabii kazandın. Unutma Cemre, bu bir oyun. Kazanmak da var, kaybetmek de. Kesinlikle. Her zaman kazanamazsın. Şu an ben kaybettim. Şu anda ben kaybettim belki. Bunun bir intikamı gelir Meryem. Ama bir şey değil mi? Kaş kazıtmayı ben de yapamazdım. Zaten videonun başında da söyledim. Yani yüzüme ihtiyacım var. Aynen öyle. Bir de kalıcı bir hasar bırakıyor. Çok inandım kazanacağıma. Ben de çok inanıyordum ama bence çok adaletli geçti. Ne diyorsunuz? Sizce bir round daha olursa Cemre kazanır mı? Beni yenebilir mi? Yani kaşlarımı kazamadıkça ben her şeye varım. Tanışmamız birazcık değişik oldu ama hikayesi oldu en azından. Kesinlikle hikayesi. Ben Cemre ile ilk tanıştığımda yağmurlar altında ıslandım diyebileceğim en azından. Duygu doluydu yani. Evet, sen o yağmurların altında koştuğun, şiirler falan okudun ama ben tuvalet temizledim Meryem. Senin diş fırçasıyla. Ya beyim birazcık kötü anıları silermiş ya. Seninle olan anılar pek kötü değil. Ay çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum tanıştığınızda. Aynı zamanda çok eğlenceli bir video çok oldu. Çok eğlenceli oldu. İyi ki kanalıma geldin. Güzel. Hepinizi çok çok seviyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Cemre'nin kanalına mutlaka göz atmayı unutmayın. Bye bye.